Merhaba sayın seyirciler, Metluç Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Günün öne çıkan yeni gelişmeleriyle tekrar karşınızdayız. Mısır'da bu sabah bomba yüklü bir araçla saldırı gerçekleştirildi. Dün de Müslüman Kardeşler taraftarı öğrenciler başkent Kahire'deki El Eser Üniversitesi'nde iki binayı ateşe vermişti. Üniversitedeki çalışmada bir protestocu polis kurşunuyla hayatını kaybetti. Bu sabah Nil Delta bölgesi Şakirya'da Mısır askeri istihbarat binasına bombalı bir saldırı gerçekleştirildiği bildirildi. Mısır Devlet Televizyonu saldırının bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiğini, 4'ü asker 5 kişinin yaralandığını açıkladı. Öte yandan dün bir sınav esnasında üniversitede öğrencilerle polisler arasında çatışma yaşandı. Çatışmaların ardından öğrenciler binayı ateşe verdi. Son birkaç aydır üniversite öğrencileriyle polis arasındaki çatışmalar giderek yoğunlaşıyor. Cuma günü de Kahire, Dimyat ve Minya kentlerinde Müslüman Kardeşler taraftarları ve polis arasında yaşanan çatışmalar neticesinde en az 3 kişi öldürülmüştü. Rusya'ya geçiyoruz. Rusya'da bir tren istasyonunda patlama yaşandı. Rusya Terörle Mücadele Komisyonu olayın bir intihar saldırısı olduğunu duyurdu. Rusya'nın güneyindeki Volgograd kentinde meydana gelen patlamada en az 18 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bir kadın eylemci tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 50'nin üzerinde kişi de yaralandı. Saldırıyı şu ana kadar üstlenen olmadı. Ekim ayında bir kadın intihar eylemcisinin aynı kentte bir otobüste düzenlediği saldırı sonucu 6 kişi ölmüştü. Moskova 6 hafta sonra başlayacak olan Soçi Olimpiyatları öncesi saldırıların yoğunlaşabileceğinden endişe ediyor. Temmuz ayında Çeçen lider Doku Umarov yayınladığı bir videoyla militanlarına Soçi Olimpiyatlarının engellenmesi için her şeyi yapmalarını emretmişti. Siyasi soykırım furyası devam ediyor sayın seyirciler. Şirnek'te ve Cizre'de YDGH üyesi oldukları iddiasıyla 21 kişi daha gözaltına alındı. Şirnek, kent merkezi ve Cizir güne polis baskınlarıyla uyandı. Baskınlarda yurtsever devrimci gençlik hareketi üyesi oldukları iddiasıyla 21 kişi gözaltına alındı. Bir diğer baskın adresi ise Kırklareli. Dün gece öğrencilerin kaldığı bazı adreslere baskınlar yapıldı. Kırklareli Üniversitesi Öğrenci Kültür Derneği KÖKDER de baskın yapılan adresler arasındaydı. Baskın sırasında üniversite öğrencisi Bayramcan polisler tarafından gözaltına alındı. Dün Roboski'de yapılan anma töreninde geçirdiği kalp krizi sonrası yaşamını yitiren Miran Öncü son yolculuğuna uğurlandı. Roboski'li anne Miran Öncü'nün kalbi katliamın acısını daha fazla taşıyamadı. Öncü dünkü anma töreninde kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Miran Öncü bugün Roboski'de toprağa verildi. Roboski Merkez Camisi'nde dini vecibeleri yerine getirilen Öncü, aralarında BDP Parti Merkez Üyesi Ferhat Öncü ile BDP'li yöneticiler ve Roboskilerin bulunduğu yüzlerce kişi tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Çocuklarını katliamda kaybeden Roboskili anneler, Miran Öncü de bizim katledilen 34 çocuğumuz gibi bir şehidimizdir dedi. Öncü için Roboski köyünde 3 gün taziye verilecek. YPG güçlerinin 26 Aralık'ta Kamışlı kentinin güneyinde çetelere yönelik başlattığı operasyon devam ediyor sayın seyirciler. Operasyon kapsamında 3 köyün daha özgürleştirildiği bildirildi. Havar Haber Ajansı'nın verdiği bilgilere göre operasyon kapsamında bugün Tilhemiz kasabasının kuzeyinde bulunan Ebu Tivene, Kuvete ve Metmuse köyleri çetelerden arındırıldı. Tilhemiz kasabası üzerindeki YPG kuşatmasının sürdüğü ve Emirüs köyünde ise şiddetli çatışmaların yaşandığı bildirildi. Diğer yandan 8 aydır çetelerin elinde bulunan Tilberek kasabasının dün YPG güçlerince özgürleştirilmesi sonrası kasaba sakinleri evlerine dönmeye başladı. Roboski katliamının ikinci yıl dönümünde Kuzey Kürdistan'ın yanı sıra Rojava'da da protesto edildi. Rojava'da Devrimci Gençlik Örgütü Meclisi yaptığı açıklamayla Roboski katliamını kınadı. Türk devletinin katliamlarla Kürt halkının iradesini kırmayı hedeflediğini belirten Devrimci Gençlik Örgütü, tüm Kürt gençlerine Roboski'yi sahiplenme ve katliamlara karşı mücadele yükseltme çağrısı yaptı. Katliam Kamışlı'da da gazeteci ve yazarlar tarafından kınandı. Hileliya Mahallesi Osman Sebri Meydanı'nda gerçekleştirilen eylemde katliamlarla Kürt halkının mücadelesi engellenemeyecektir denildi.
Avrupa'da yaşayan Kürdistanlılar ve dostları da Roboski katliamını kınamak amacıyla dün alanlardaydı. Fransa'nın Marsilya kentinde Mereş ve Roboski katliamlarını kınamak amacıyla meşaleli miting gerçekleştirildi. Mitingde Fransızca bildiriler dağıtıldı ve konuşmalar yapıldı. Creil kentinde de katliamları protesto amacıyla bir yürüyüş düzenlendi. Fransa Kürt Kültür Derneği ve Nurhak Anadolu Derneği'nin birlikte organize ettiği yürüyüşte katliamları kınayan pankart ve dövizler taşındı. Almanya'nın Hannover kentinde ise yüzlerce kişi Demokratik Güç Birliği platformunun düzenlediği mitingde bir araya geldi. Yapılan konuşmalarda Roboski'de devlet güçleri tarafından katledilenler anıldı. Katliamda yaşamını yitirenler Darmstadt kentinde de anıldı. Yüzenplast'ta gerçekleştirilen mitinge Demokratik Güç Birliği de destek verdi. Almanya'nın Frankfurt kentinde ise Demokratik Güç Birliği öncülüğünde bir yürüyüş ve miting gerçekleştirildi. ...7 Aralık'ta İmralı Adası'nda Öcalan ile görüşen BDP heyeti Kandil'e gitti. BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Balukan ile HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder 7 Aralık'ta İmralı Adası'na giderek Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmenin ardından Öcalan KCK yetkililerine ulaştırılmak üzere bir mektup yazmıştı. Ve Öcalan'ın yazdığı bu mektup 20 Aralık'ta KCK'li yetkililere ulaştırıldı. BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ve HDP Milletvekili Sırrı Süreyya Önder KCK yetkililerinin Öcalan'ın mektubuna yanıtını almak için Kandil'e gitti. BDP Parti Merkez Üyesi yazar Ayşe Berktay 7 Ekim 2011'de İstanbul'da gerçekleştirilen siyasi soykırım operasyonu sonrası tutuklanmıştı. Geçtiğimiz hafta tahliye olan Berktay tutsaklığını, gezi direnişi ve seçim sürecini Dicle Haber Ajansı'na değerlendirdi. 27 ay süren tutsaklığın ardından tahliye olan Berktay, Kürt siyasetine yönelik yapılan tasfiye politikası sebebiyle tutuklandığını belirtti. Siyasi soykırım yargılamalarına değinen Berktay, mahkemelerde yargılananın kişiler değil, esasen BDP'nin demokratik siyaset anlayışı olduğunu dile getirdi. Gezi direnişi ve yerel seçimleri de değerlendiren Berktay, gezi direnişiyle yeni bir muhalefet algısı oluştuğuna dikkat çekti. Yerel seçimlerin aynı zamanda örgütlenme ve demokratik çözüm sürecine yönelik bir çalışma olduğuna vurgu yapan Berktay, çünkü biz yerel yönetimleri katılımcı ve doğrudan demokrasiyi işletebileceğimiz ve bunu yerelden inşa edeceğimiz yereller olarak görüyoruz dedi. Rojava'da bir yandan direniş, diğer yandan demokratik özerk yönetim inşa çalışmaları devam ediyor. Rojava Özerk Yönetim Projesi'nin yasa yapma meclis divanı üyesi Dr. Abdülkerim Ümer çalışmaları Havar Haber Ajansı'na değerlendirdi. Yasa yapma meclisi divan üyesi Dr. Abdülkerim Ümer seçim kanunlarına toplumsal sözleşme ve yönetim biçimine ilişkin açıklamada bulundu. Ümer çalışmaların demokratik özerk yönetim projesi yürütme konseyi tarafından yürütüldüğünü ifade etti. Ömer, Rojava'da tüm kesimlerin yönetimde yer almasını amaçladıklarını, yönetime katılmak isteyen siyasi parti ve grupların yasa yapma meclisi toplantısı öncesinde başvurmaları gerektiğini hatırlattı ve yasa yapma meclisinin en geç 10 gün içinde toplanacağı bilgisini verdi. Toplantıda hem özerk yönetim inşa çalışmaları ele alınacak hem de Cenevre 2 toplantısına katılmaya ilişkin karar açıklanacak. Doktor Ümer 6 ay içinde Rojava'da daimi demokratik bir yönetim kurmayı amaçladıklarını da sözlerine ekledi. Bu arada Yasa Yapma Meclisi Divanı dün yapılan başvuruları değerlendirmek üzere Kamışlo'da Diplomatik İlişkiler Merkezi'nde toplandı. Toplantıda demokratik yönetim projesine katılmak isteyen Ezidiye Evil, Ortak Toplum Hareketi, Kürdistan Demokratik Değişim Hareketi, Çevre Koruma Derneği, Rojava Ekonomiyi Geliştirme Meclisi ve Kürt Aydın Hesen Zaza'nın yaptığı başvurular kabul edildi. Libya'da Başbakan Zeyda'nın istifasını isteyen bir grup hükümet binasını kuşatmaya aldı. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Başbakanlık binasını kuşatma altına alan grup, ülkenin geçici meclisi Ulusal Genel Kongre'nin süresinin uzatılmasını da protesto ediyor. Hükümetin istifasını isteyen silahlı grupların Dışişleri Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, ülkedeki Yüksek Mahkeme binasının yanı sıra Merkezi Posta binasını da kuşatmaya aldığı belirtildi.
Geçtiğimiz hafta Ulusal Genel Kongre 2011 geçici anayasası ile geçici parlamentonun görev süresinin 24 Aralık 2014'e kadar uzatılmasını kararlaştırmıştı. Son haberimiz Lübnan'dan. Lübnan ile İsrail arasındaki gerginlik tırmanıyor sayın seyirciler. Bugün Lübnan tarafından İsrail Kiryat Şiamana kasabasına roketli bir saldırı gerçekleştirildi. İsrail sınır güvenliğinin roketli saldırıya topçu atışlarıyla yanıt verdiği kaydedildi. İsrail Lübnan ile 2006 yılında 34 gün süren bir savaş yaşamıştı. Haberlerimizi sunduk. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın sayın seyirciler.